Vatan Bilgisayarı hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mükemmel ötesi bir laptop inceleyeceğiz. Asus ZenBook Duo bizlerle. Hadi gelin yakından inceleyelim. Yanımda görmüş olduğunuz laptop mu dersiniz, tablet mi dersiniz, hatta masaüstü bilgisayar mı dersiniz? Bu ürünümüz dünyada bir ilk olarak çıktı. Çift ekranlı dokunmatik bir OLED ekrana sahip, 3K çözünürlüğüne sahip, 120 Hz'de yenileme hızı olan bir ekran. Renkleri inanılmaz doğru gösterdiğini söyleyeyim. Zaten bu bilgisayarı da daha çok iş hayatında tasarımcıların veya fotoğrafçıların kullanacağını düşünüyorum. Benim bu üründe en çok beğendiğim özelliği farklı farklı konumlarda, formlarda kullanmamız. Hemen şöyle çevirip yan yana iki tane dikey ekran yapabiliyoruz. Burada bir şey izlediğimizde buraya not alabiliyoruz. Direkt olarak klavyemizi kaldırıp alttaki ekranımızı dokunmatik bir klavye haline de getirebiliyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz hemen göstereyim. 3 parmağımla iki taraftan yukarı doğru kaldırdığımda gördüğünüz üzere aşağıya bir klavyemiz açıldı. Şöyle istediğimizi yazıp buradan da mouse'umuzu kontrol edebiliyoruz. Aslında direkt olarak klavyemizi kaldırıp kenara atma şansımız bize verilmiş. Ama tabii ki klavyeleri kullandığımızda da çift ekran olarak kullanma imkanı da bize sunuluyor. Klavyemize şöyle gelmek istiyorum yavaştan. Klavyemize geldiğimizde öncelikle sol altta Bluetooth tuşumuzun olduğunu görüntülebiliyorum. Bluetooth tuşumuz kapalı olduğunda uzaktan kontrol kapalı olacaktır. Bunu sizlere aktarayım. Bunu aktif etmeyi unutmayın. Ha bu arada ekranımızdaki klavyeyi tekrardan yine 3 parmakla aşağı doğru indirdiğimizde şöyle tekrardan yaptık ve kapandı. Klavyeme tekrardan döneyim. Klavyem oldukça ince bir tasarımı var. Yani bizi hiçbir şekilde yormayacaktır. Yani tek elinizle bile şöyle kaldırıp götürebilirsiniz. Çok rahat. Yani kullanım kolaylığı açısından inanılmaz bir ürün olduğunu sizlere aktarayım. Zaten teknik özelliklere de geleceğiz. Bir diğer özelliğimizde de burada da Asus'un Pen 2.0 kalemi devreye giriyor. Hemen şöyle bir dosyaları açtık. Kalemimizde çok rahat bir şekilde üst sayfaya buradan hemen bir diyorum ve aktarabiliyorum. Tekrardan tuttum. Buradan ikinci ekrana tıkladığımda direkt olarak geldi. Çok kolay bir kullanım bizleri bekliyor diyebilirim. Kaleme de değinecek olursam 3 farklı ucuyla birlikte geliyor. Zaten kutumuzun içerisinde de yerini alıyor kalemimiz. Burada üzerinde 2 tane tuşumuz, arka tarafta da bir kontrol tuşumuz var. Buradan Bluetooth bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Alttaki tuşumuza sağ klik yapıyor, üstteki tuşumuzu da silmeye yarıyor. Sizlere de bunu da aktarmış olayım. 3 tane farklı uç olduğunu da söyleyeyim. Çünkü tasarımcılar için bu önemli. Kalem uçlarının kalınlıkları değişiyor. Tasarımcılar için vazgeçilmez bir ürün olacak diye düşünüyorum. Hemen şöyle bunu da kenara bırakıyorum. Şimdi de laptopumuzun girişlerine geçtik. Sağ tarafına baktığımızda bir HDMI girişi konulmuş. Hemen altında ise 3.5 mm'lik bir jack girişimizin de burada yerini aldığını görüntüleyebiliyorum. Hemen sol tarafa geçeyim. Sol tarafta bir Tip A girişimiz var. Altında ise 2 tane Tip C Thunderbolt girişlerimiz de burada yerini almış. Hemen alt kısma geçtiğimizde de az önce de bahsetmiş olduğum klavyemizin Bluetooth bağlantısı yaptığımız bir tuşumuz bulunuyor. Hemen yanında ise yine klavyemizi şarj etmeye yarayan bir Tip C girişimiz de burada yerini almış. Tasarımından devam edelim. Ekranımızın alt tarafına baktığımızda laptopumuzu başlatma tuşumuz burada yerini alıyor ve solunda da ışık ve bataryamızın pil durumunu gösteren ledler de burada yerini almış. Son olarak tasarımda da şunu da ekleyeyim. Az önce de aslında açmıştım ama sizlere şöyle göstermek istiyorum. Arka tarafında bir ayağımız var. Bu ayak sayesinde çok kolay bir şekilde ürünümüzü dik hale getirebileceğiz. Yani çift ekranımızı çok kolay bir şekilde kullanabileceğiz. Evet, şimdi de teknik kısımdan devam edelim. İlk başta sizlere de biraz bahsetmiştim ekrandan. Ekranımız OLED 3K çözünürlükte bir ekrana sahibiz. Tam olarak 14 inçlik bir ekranımız var. Tabii ki altını açtığımızda da 19.8 inçlik bir ekrana sahip oluyoruz. 16'ya 10 formatında bir ekranımız mevcut. Ekranımızın tam olarak 40 nit parlaklığa ulaştığını da sizlere aktarayım. Yani bu da demek oluyor ki çok güzel parlak ekran bizleri bekliyor. Bunun yanında da 120 Hz ekran yenileme hızı olduğunu aktarayım. Bu da akıcı bir ekran görüntüsüne sahip olacağımız anlamına geliyor.
geliyor. Ekranımızın tepkime süresine de geleyim. Genelde oyuncuların daha çok merak ettiği ve ilgi alanı olduğu bir alan aslında. Ama bu ekranda da 0.2 milisaniyelik bir tepkime süresi olduğunu aktarmak istiyorum. Yani yaptığımız işlemleri direkt olarak bizlere yansıtıyor. Bu da aslında çok performanslı bir ekranımız olduğu anlamına geliyor. Hemen geçelim işlemciye. İşlemci tarafında yapay zeka destekli bir işlemci kullanılmış. Intel Core Ultra 9 işlemcimiz laptopumuzda yerini aldı. İşlemcimizin frekans hızı Turbo Boost'la birlikte 5.1 GHz'e kadar yükseliyor. Temel frekans hızımız ise 3.8 olarak aktarayım. İşlemcimizin ön belleğine geldiğimde ise 24 MB'lık bir ön belleği mevcut. Bunun yanında ise 16 tane de çekirdeğimiz olduğunu aktarmak istiyorum. RAM ve depolama kısmına geçtiğimizde ise DDR5 32 GB'lık bir RAM'imiz mevcut. Bunun yanında ise 2 TB'lık bir SSD'miz de laptopumuzda yerini almış. Bu da depolama anlamında hiçbir problem yaşamayacağımız anlamına geliyor. Yine performans odaklı bir depolama alanı seçildiğini de aktarmak istiyorum. Ürünümüz Windows 11 ile geliyor. Bağlantı özelliklerine geldiğimde ise Bluetooth 5.3'ü kullanıyor. Yani daha güncel bir Bluetooth teknolojisi kullandığını aktarayım. Klavyemizi çıkartıp kullandığımızda rahatlıkla bağlantısını gerçekleştirip daha düşük gecikmelerde veri okuduğu anlamına geliyor. Wi-Fi tarafına baktığımızda ise Wi-Fi 6E teknolojisinde kullandığını aktarayım. Evet, benim Asus ZenBook Duo hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Sizler bu laptop hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ürünün geri kalan tüm teknik detaylarını aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.